Giresun'a, Balıkesir'in ve Tekirdağ'ın selamını getirdik. Bugün kirazın ana vatanı, fındığın başkenti, bu güzel mübarek günde, cuma gününde Giresun'dayız. Çok kıymetli Giresunlular, büyük önderimiz Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depremde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sevgili Giresunlular, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirecek misiniz? Helal olanı yasalla bir etmeye var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Giresun hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Sizleri çok daha fazla bekletmeden şimdi buraya 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Ankara'da başkentimizi yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ben şimdi sizleri Mansur Başkanımızla baş başa bırakıyorum. Hoş bulduk. Sevgili Giresunlular, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu yağmurda buraya geldiniz, bizleri karşıladınız. İnşallah bu yağmurlar 14 Mayıs'tan sonra meydana gelecek baharın müjdesi ve bereketi olsun inşallah. Sevgili Giresunlular, çok fazla konuşmayacağım. Bugün konuşmacı çok çok fazla. Bir seçime gidiyoruz. Ama bakıyoruz konuşulanlara, seçime mi giriyoruz, savaşa mı giriyoruz belli değil. 14 Mayıs'ta 65 milyon seçmen gidecek, oy kullanacak. Bir tercih yapacak. Sonuçta seçilen hükümet yönetime başlayacak. Ertesi gün herkes işine gücüne dönecek. Ama sanki öyle değil de seçim değil de sanki karşıda düşman var gibi davranışlar oluyor. Ya da tedirginlikler var. Bakın, Ankara'da şu sözü etmiştik 31 Mart seçim öncesi. Dedik ki seçimi biz kazanacağız ama asla zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü karşımızda düşman yok. Sadece 5 yıllığına görev almış olacağız demiştik. Seçildik. Rozetimizi çıkarttık. 6 milyon Ankaralı'ya eşit bir şekilde ihtiyaçları neyse hizmet ediyoruz. O zaman da böyle biz gidersek şu olur bu olur dediler. Niye bırakmak istemediler? Hatırlarsınız. Kendi bakanları Ankara'yı parsel parsel sattınız demişlerdi. Yok yok. Bizim siyasetimiz böyle nefret siyasetini ortadan kaldırmak üzerine. Onun için
böyle deli saçması söyleyenleri gülüp geçeceğiz. Korkutmak isteyenlere korkmuyoruz diyeceğiz, güleceğiz. Dediler ki işçileri atacak. İşçileri falan atmadık. Dediler ki devletin bekası tehlikeye girer Ankara İstanbul giderse dediler. Ertesi gün gittik. TC söktükleri TC tabelalarını taktık. Aradan bir ay geçti. Baktılar ki seçilen belediyelerin hiçbirisinde onların korkuttukları şeyler olmuyor. Geldik İstanbul seçimine. İstanbul seçimine geldiğimizde artık devletin bekası demekten vazgeçtiler. Çünkü örneklerini gördüler. Bu sefer İstanbul'da başladılar. Eğer Ekrem Bey'i seçerseniz Mekke düşer, Kudüs düşer, Büyük İsrail kurulur falan filan. En son dedikleri de Binali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz dediler. Bu demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin fark atarak derslerini verdi. Ama baktık sonunda şu anda Sisi ile el sıkışan kendileri oldu. Dolayısıyla şimdi de aynı şeyleri duyuyoruz. Yardımları kesecek dediler. Uzun uzun anlatmayacağım. Eskiden bir paket koli dağıtılırdı. Göstere göstere dağıtılırdı. Bakın biz size yardım ediyoruz der gibi. Onu kaldırdık. Bir başkent kart verdik. Para yüklüyoruz üzerine gidiyor. Esnaf da kazanıyor. O kadınlar da çoluğunun çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Öğrencilere yardım ediyoruz. 61 öğrenci ücretsiz gidiyor. Destek alan ailelerin çocukları. Eskiden böyle bir şey yoktu. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyoruz. Kırtasiye ücretlerini, sınav ücretlerini yatırıyoruz. Yeter ki onlar da eşit bir şekilde yarısınlar diye. Kantinden alışveriş yapamayan ailelerin hesaplarına para yatırıyoruz. Her ay o çocuklar beslenme güçlüğü çekmesin diye 200 bin aileye 17 aydır birer kilo et parası yatırıyoruz. 2 yıldır 3'er ay müddette doğalgaz ücretlerini ödüyoruz ki evde çocuklar üşümesin diye. Su parasını 200 bin aile tonu 1 liradan içiyor. Eskiden tonu 30 liradan içiyordu. 10 ton suyu 10 liraya içiyorlar. Demek ki sosyal yardımlar kesilmezmiş, daha da artarmış. Sayın Genel Başkanımızın biliyorsunuz aile destekleri sigortası var. İnşallah seçildikten sonra her evde baca tütecek, hiçbir çocuk üşümeyecek, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Yine başladılar, kamu dairelerindeki memurları atacaklar. Niye atalım? Evet. Ben devam edeyim. Güzel, hareketsiz. Genel Başkan'a saklayın. Genel Başkan'a saklayın, yağmurda ıslatmayalım. Olur mu gençler? Evet, kırsal kalkınma desteklerine başladık. Eskiden birer traktör vermişler ziraat odalarına. Şu anda bugün itibariyle 17 bin çiftçiye 50 milyon lira mazot yardımını yaptık. Bugün yattı daha paraları. Tohum yardımı yapıyoruz, fide yardımı yapıyoruz. Sıvı gübre yardımını belediyemiz üretiyor, yardımcı oluyor. 4 yıl içerisinde 600 milyon lira destek verdik çiftçiye. Karşılığında 4,5 milyar lira gelir elde ettiler. Bizim çılgın projemiz falan yok. Ankara halkından aldığımızı Ankara halkına harcıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de artık çılgın projede adı altında gerekli gereksiz birçok şeye sizin tertemiz paralarınızı yatırtmayacağız. Yaptıkları şu anda bir şey var. 21 yıldır mutlaka çok güzel şeyler yaptılar. Yapmışlardır. Ama denizin sonu göründü. Deniz bitti. Artık bu saatten sonra vaat etmenin hiçbir anlamı yok. Yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı. Pandemi döneminde 918 köye internet bağladık. Bu çocuklar okulunu okusun, devam etsin. 10'ar gigabayt çocuklara, o destek alan ailelerin çocuklarına internet sağladık. Şimdi internet vereceğiz diyorlar. Ne zaman? 15 Mayıs'tan sonra. E şimdi verin. Şimdi verin, bir talimatınıza bakar, bir kararnamenize bakar değil mi? Doğalgazın parasını almayacağız dediniz. E iki dönemdir biz yatırıyoruz. Aralık ayında dediler doğalgaz yardımı yapacağız diye. Yaz geldi, doğalgaz birer ay para almayacaklar. Sevgili Giresunlular,
Hatırlar mısınız? Aynı sözleri söyledikleri için söylüyorum. Ankara'da biz kazanırsak PKK'lılar sayaç okuyacak diye HKP'liler de fatura taşıyacaktı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hiçbirisi olmadı. Yine aynısını yapıyorlar. Bunlar gelirse PKK'lılarla işbirliği yapacak falan filan. Bakın bir şey söylüyorum. Şimdiye kadar 3 defa terörle mücadele yasası getirdiler. 3'ünü de geri çekmek zorunda kaldılar. Çünkü terörist başı bir seferlik onlara itirafçılık etme şansı tanıyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin muhalefet etmesi üzerine geri çekmek zorunda kaldılar. PKK'nın lideri çıkacakmış. Kim çıkarıyor Allah aşkına? Hiçbir Allah'ın gücü yetmez. Yolda geldim. Üst geçitler şehit isimleriyle dolu. Türkiye'nin her yeri böyle. Kandil silahı bırakmadıkça o İHA'lar SİHA'lar üstüne yağmaya devam eder. Eli kanlı teröristler cezasını çekmeden hiçbir şekilde çıkamaz. Hiçbir Allah'ın kulu da çıkaramaz. Boşa laf söylemesinler. Her yerde söylüyorum. PKK'nın görüşleri belli. Federasyon, Türk bayrağıyla sorunlu falan filan. Özellik özellik. Hüdapar'ın da istedikleri aynı. Onların listenizi alıyorsunuz. Sonra da diyorlar ki Hüdapar beni şikayet etmiş böyle söylediğim için. Şeref madalyamdır. O sözlerinden vazgeçmedikleri müddetçe bu sözlerime devam edeceğim. Liderleri çıktı televizyonda. Yemin edecek misin milletvekili yemini dendiği zaman? Edeceğim diyemedi. Bir bakacağız dedi. Bir bakacağız bakalım. O yemin etmeden milletvekili maaşı alabilecek mi? Görevine başlayabilecek mi? Ve baktığınız zaman AK Parti Grup Başkan Vekili o bizle ittifak değil diyor. Bir başka milletvekilleri aynı şeyi söylüyor. Hüdapar'ın başkanına sesleniyorum. Bak senden utanıyorlar da biz ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Beni mahkemeye verinceye kadar onlara biraz söylesene. Dolayısıyla değerli Giresunlar, en son yine bir bakan şunu söyledi. Seçimi kazanınca kadeh kaldıranların mı, alnı secdeye diyenlerin mi diye. Kimin ne kadar inancı olduğunu Cenab-ı Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Tövbe aşağı kendilerini Allah'ın yerine koyup hüküm vermeye başladılar. Bakın biz Ankara'da göreve nasıl başladık? O rant işgalinden kaldırdı Ankaralı, bizi seçti. Ertesi sabah gittik Hacı Bayram namazında, Hacı Bayram'da sabah namazını kıldık. Bismillah dedik, görevimize başladık. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Bir diğeri diyor ki İHA'ları, SİHA'ları bunlar hangara kaldırır. Bakın değerli Giresunlar, İlk tersane 70'li yıllarda yapıldı. İlk insansız hava araçları 90'larda çalışıldı, geliştirmeye başladı. Roketsan, Havelsan çok eski yıllarda başladı, kuruldu. Ve ondan sonra gelen hükümetler daha iyisini yaptı. Bize düşen de şimdikinin daha iyisini yapmak. Niye hangara kaldıralım? Orada Suriye'de Rusya ve Amerika PKK'ya devlet kurduracağım diye uğraştıkça, dış düşmanlar aynı gayelerini devam ettikçe, savunma sanayimiz aynen devam eder. Hiçbir zaman geri kalmaz. Milli politikalarımız aynen devam eder. Yani siz milliyetçisiniz de biz mi değiliz? Siz vatanseversiniz de biz mi değiliz? Bunu söyleyenler de aldıkları S-400'leri hangara koyanlar bize bunu söylüyorlar. Bakın, şimdi yıllarca önce temeli atılan ve ortaya çıkarılan eserleri şehir şehir gezdiriyorlar. Anadolu gemisi yapıldı, Allah razı olsun. Anadolu gemisini liman liman gezdiriyorlar ve siyasete alet ediyorlar. 5000 yıllık metaanın ordusunu artık siyasete alet ediyorlar. Bütün tuşlara basıyorlar. Peki bu iftiraları atıp bunları niye yapıyorlar? Ekonomi konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, liyakatsızlık konuşulmasın, çift maaş konuşulmasın. Evet, enflasyon konuşulmasın. Sanki her şey çok düzgün de onları bir defa konuşulmaması için bu şekilde iftiralar atılıyor. Soğan pahalı diyorsunuz, soğan kafalılar diyor. Açlık var, pahalılık var diyorsunuz,
bunu diğerinin ağzına kürekle vururuz diyorlar. Hepsi artık üst kademelere çıkmışlar, vatandaştan kopmuşlar, vatandaşın derdini unutmuşlar. Anadolu gemisi 15 Mayıs'tan sonra yerine geçecek, hiçbir vatandaş ona artık binemeyecek. Vatandaşı 15 Mayıs'tan sonra şu karşılayacak, ya gidecekler kredi kartını nasıl ödeyeceğiz diye. Markete gidecekler, et pahalı, o pahalı, bu halı pahalı, ev sahibiyle kiracı kavgası devam edecek. Eğer 5 yıl önce alabildiklerinizi şimdi yine aynı maaşla alabiliyorsanız bir diyeceğim yok. Çocuğunuza her gün yumurta bir kase yedirip süt içirebiliyorsanız bir diyeceğim yok. Ama öyle değilse artık bu boş satana karnımız tok. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra değişim gerçekleşecek. Çünkü 21 yıl sonra vardığımız nokta bu. Bundan sonra yapacağız demelerinin hiçbir hükmü yok. Ama en azından değişiklik yaptığınız zaman yeni gelenlerin öncekinin üzerine daha çıkmak için, en azından durumu düzeltmek için ortada bir ümit vardır. İnşallah bu ümidi hep birlikte değerlendireceğiz. Altı siyasi parti Sayın Genel Başkan'ın yan yana geldiler. 2400'lük madde üzerinde uzlaştılar. Yapacağımızın hepsi orada yazılı. Onun haricinde ne derlerse yalan. Dolayısıyla şu anda Türkçemizin en güzel kelimesi olan uzlaşma kelimesini altı siyasi görüş yan yana gelip yaptı. Bundan daha bir güzellik olabilir mi? Kavga etmemizi istiyorlar. Etmeyeceğiz kavga. Kavga, siyaset, nefret dili ortadan kalkacak. Cumhur İttifakı'na oy vereceklerine saygı duyuyoruz. Ancak Millet İttifakı'na oy verenlerin de saygı duyulmasını istiyoruz. Millet İttifakı'na kimse kendi vatandaşına illet zillet diyemez. Bütün vatandaşlar vergisini veriyor, çocuklara askerliğini yapıyor. Hiçbirimizde farkımız yok. Farklı düşünmekte hakkımız ve inşallah 15 Mayıs'ta altı siyasi parti genel başkanının bir araya getirip ortaya koyduğu 2400 maddelik mutabakat metnini uygulamak üzere inşallah birleşe bir duyalım gençler. Evet, kazanacağız. Ve 14 Mayıs'tan sonra inşallah ülkemiz huzurla, bereketle buluşacak ve güzel ülkemizde inşallah baharlar açacak ve Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak Kızılay'da karşılayıp Çankaya Köşkü'ne kadar hep birlikte götüreceğiz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Başkanım ağzınıza sağlık. Sevgili Giresunlular, bugün aynı zamanda bir de onur konuğumuz var. Biliyorsunuz iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazandı. Avrupa'nın en kalabalık kentinin belediye başkanı, çok sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla birlikte sizleri selamlıyor. Ekrem İmamoğlu. Evet, vallahi Giresun. Giresun çok coşkulu, çok güzelsiniz. Harika görünüyorsunuz. Orası kapalı tribün galiba, kapalı tribün. Hadi bakalım. Ama ben her zaman kale arkasıyla açığı severim, onu söyleyeyim. Şimdi dedim ki yağmuru görünce sevgili Cumhurbaşkanımıza dedim ki galiba Giresun kıskandı. Dün benim Bursa'da ıslandığımı gördüler, Çanakkale'de gördüler, Balıkesir'de sen mi ıslanırsın
Al sana memleketinin yağmuru dediler. Ben de sizinle ıslanmaya geldim. Islanmaya geldim. Yağmurda da biriz. Karda da, çamurda da, her şeyde biriz. Ama biz bu yağmurun bereketiyle bu ülkede çok güzel işler başaracağız. Çok güzel işler. Allah'ın izniyle çok güzel işler başaracağız. Ben okuyayım mı onu? Edremitli. Ama sen Edremitli değilsin herhalde. Buralısın. Tamam. Bahçede fındığa bak, kaşıma gözüme bak. Onlar ne derse desin, sen Bay Kemal'in sözüne bak. Bunu okuyacağım. Ekrem Kemal kol kola, çoktan çekilmiş dizi. 14 Mayıs akşamı Dikoron bekler bizi. Ya bir şey söyleyeceğim. Allah'ını seversen, horon tek başına oynanır mı? Birisi çıkmış yıllardır diyor ki ben horonu tek başına oynayacağım. Oynanır mı? Ondan tad alınır mı? Horon tek oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Şimdi şurayı düşünün. Şurayı çevirsek aynı yayladaki gibi. Bir halka dizsek, Allah'ını seversen o halkaya girmeyen kalır mı? Herkes girer. Ya biz diyoruz ki Sayın Genel Başkanımla, birazdan gelecek 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Kralını. Horonun kralını oynamaya geliyoruz. Bu horon başka horon. Bu horonun güzelliği ne biliyor musunuz? Burada horon, başka yerde halay, her şey var. Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Bütün dertlerinizi biliyoruz sevgili hemşehrilerim. Güzel güzel Giresunlular. Biz Allah'ın izniyle, bakın, memleketin güzelliği, bereketi bu yağmurdan. Bu yemyeşil memleketin bereketi bundan. Bu güzel memleketin fındığı, onun için dünyada en güzel fındık. Bu güzel memleketin bütün ürünleri öyle. Ayrıca bu güzel, bu cennet vatan köşesi turizmde 10 numara bir yer. Ama hak ettiği yerde değil. Bakın, bakın burada söyledim. Türkiye'deki kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Yarısını. Kişi başı gelirin. Giresun niye fakir olacak? Güzel anneler, güzel teyzeler, güzel kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler. Giresun niye hakkını alamayacak? Giresun 15 Mayıs'tan sonra hakkını alacak. Alacak. Bu kardeşiniz memleketin her yerinde. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği görevle şehirlerimizin temel sorunlarına, bakın, yağmur yağar, Esfiye'de sel olur, Dereli'de sel olur, Eynesir'de, Görele'de. Niye? Altyapısı yok. Yapacağız kardeşim, yapacağız. Cennet vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Bu güzel memleketin turizmden büyük bir pay alması lazım. Tarımla ilgili sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. Fındık hak ettiği yere gelecek, fındık. Bakın, dünyanın birçok yerinde fındık üretimi var. Yapmaya çalışıyorlar ama buranın fındığını nerede üretirsen üret yakalayamaz. Memleketimizin bu güzel coğrafyasında fındık dünyadaki fiyatının bile üstünde olması lazım. Çünkü bu fındık başka yerde yok, yok. Onun için bu anlamda burada tarımla ilgili bütün konuları ele alacak kadrolarla göreve geliyoruz. Bakın sevgili hemşerim, benim gözüm, kulağım, elim, ayağım, her bedenimle buradayım. Burada 15 Mayıs'tan sonra. 15 Mayıs'tan sonra biz zaten Türkiye'nin her yeriyle ilgileniyorduk. Ama 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Şimdi geldik ya seçimden önce ikinci kez. Göreceksiniz, daha sık göreceksiniz beni. Daha sık göreceksiniz beni. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya,
çözümlerini bulmaya geleceğiz. Bir de biz bunlar gibi yapmayacağız. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Geleceğiz, Giresun'un belediye başkanı hangi partiden bakmayız. Oturur onunla konuşuruz. Sorunları beraber çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz. Devletin ve milletin. Bizim 80... ...86 milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye'ye vaat ediyoruz. Bu memleketin, bu cennet köşesi başka yerlerle eşitlenecek, hak ettiği değere kavuşacak. Evet, biz Giresun Gümüşhane arasındaki yol problemlerini de çözeceğiz. Karadeniz'in meşhur, hiç akıllarına gelmemiş, hiç adını bile anmamışlar 21 sene. Şimdi çıktılar diyorlar ki Karadeniz Demir Yolu'nu biz yapacağız. Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. Sizin öyle bir derdiniz yok. Siz nerede rant var oradasınız. Biz ise nerede fayda var oradayız. Fayda. Hayırlı işin peşindeyiz. Bereketli işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Size bir şey söyleyeyim, bakın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte milletimizin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, tek kuruşuna. Hepsine sahip çıkacağız. Sevgili hemşerilerim, şimdi horonu en iyi bilen, kemençeyi en iyi çalan yerlerden birindeyiz, öyle mi? Öyle mi Giresun? Peki, anlaştık değil mi? Horon tek başına oynanmaz. Horon ekiple oynanır. Bizim güçlü bir ekibimiz var. Çok önemli, çok güçlü, çok değerli bir insan, devlet insanı, vicdanıyla, ahlakıyla hazır. Genel Başkanımız, yani 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, onun liderliğinde bu horona eşlik etmeye, bu ekibe katılmaya var mıyız? Horon hazır. Horon hazır, 10 numara. Horon hazır, vallahi girer. Böyle heyecan arttırırsanız, Allah rahmet eylesin Katip Şadi'ye, ama bulurum bir kemençeci, gelir çaldırırım burada, vallahi girer aranızı oynarım, bak söyleyeyim ben size. Heyecanımı arttırmayın. Sevgili Giresunlular, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışıp Sayın Cumhurbaşkanımıza oy, Millet İttifakı'nın milletvekillerine oy, şu kardeşinizi de anlatarak çalışmaya, oy istemeye hazır mıyız? 10 numara. O zaman bir İstanbul sözü alalım. Oradaki hemşerilerinize de iletin bu duygularınızı. Sevgili Giresunlular, beni o ekrandan görenler, kapalı tribünden beni izleyenler, sizi gidi sizi. Neyse, ama olsun. Kale arkasıyla açık başkadır. Bir gün de buraya bekliyorum sizi, ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım. Sevgili Giresunlular, her şey... Daha hızlı, daha güçlü. Cumhurbaşkanımız arkada, birazdan heyecan arttıralım. Her şey. Şimdi şu ellerinizle kalplerinizi bir gönderin bakayım. Şu ellerinizle şu kalplerinizi, o güzel Giresun'un güp akan o güzel kalplerini bütün Türkiye'ye yolluyoruz. Sizi çok seviyorum hemşerilerim. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşleri Dilek İmamoğlu'yla birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. ...14 Mayıs'ta genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şafak, özgür, demokratik, güçlü bir Türkiye için doğacak. Ben şimdi buraya sizlere birlikte olmak için 85 milyonun Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız, ömrünü hak, hukuk, adalete adamış Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Efendim, havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Karadeniz deyince zaten mutlaka ilk aklına gelen sevimli insanları, güzel insanları ve güzel yağmuru. Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutluyum ve memnunum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir değişime hazır mıyız? Bir dönüşüme hazır mıyız? Adalet istiyor muyuz? Hak hukuk istiyor muyuz? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye istiyor muyuz? Hiç meraklanmayın. Sözüm söz, bu ülkeye güzel baharları getireceğim. Herkesin mutlu olduğu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Artık kavgadan bıktık, ayrışmadan bıktık, birbirimizin aleyhine konuşmaktan bıktık. Ya arkadaş, bir de kucaklaşalım, bir araya gelelim, sohbet edelim. Kardeşçe, bu ülkenin dünya kadar sorunu var, o sorunları çözelim. Bunu yapacağız ve bu ülkeye mutlaka huzuru ve her eve bereketi getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Gençler, umut dediniz hemen buraya gelirken, baktım ilk kez oy kullanacak kaç genç var? Giresun'da. 22.294 genç ilk kez gidecek sandığa oy kullanacak. Şimdi gençler, siz demokrasi istiyor musunuz? Özgürlük istiyor musunuz? İş ve aş istiyor musunuz? Güzel bir ülkede yaşamak istiyor musunuz? Benim size sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Unutmayın sakın. Benim hedefim olacak. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil, başka ülkelerde değil, kendi ülkesinde çalışarak, kendi ülkesinde üreterek, kendi ülkesinde alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. Siyaset kurumu da bunun altyapısını mutlaka oluşturmalı. Bir pankart var. Fındığın umudu Kılıçdaroğlu diye yazıyor. Giresun deyince tabii Türkiye'nin en iyi fındığını herkes biliyor. Sadece ben değil, sadece Karadeniz'de değil, sadece Türkiye'de değil. Dünya da bunu çok iyi biliyor. Bakınız, Karadeniz bölgesi için çay ve fındık stratejik üründür. Yani burada fındık, yetişen fındık Karadeniz'de sadece bizim ülkemiz için değil, dünya için de son derece değerli bir üründür. Peki nasıl oluyor da alacağım? Alacağım, alacağım o fındığı, alacağım. Meraklanmayın, alacağım. Onu bana getirir misiniz arkadaşlar?
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu sizin alın teriniz. Sizin alın teriniz. Bakın bu fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyiz. Elinoğlu bizim ürettiğimiz fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadeniz'i kazanamıyor. Niçin? Madem ki ben üretiyorum, madem ki ben dünyada bir numarayım, nasıl oluyor da Elinoğlu kazanıyor, biz kazanamıyoruz? Nasıl oluyor da bizim döktüğümüz alın terini başkaları kazanıyor? Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın. Köprüye geçiş dolar, bilmem ne alıyorsun dolar, kendine maaş alıyorsun dolar. E bu fındığı da o zaman dolar yaparım. Kilosu 4 dolar. Bir daha söylüyorum. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı zaten %90'ı dışarıya ihraç ediliyor. İhraç ürünü aynı zamanda. O zaman 4 dolar yaparsın, sabit fiyat olur. Dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını, ne kadar üreteceğini gayet iyi bilir. Sözüm söz, Bay Kemal'in sözü. 4 doların altına asla düşmeyecek bu fındık. Ben bunu söyledim ya. Şimdi diyecekler. Bay Kemal sen parayı nereden bulacaksın diyecekler. Söylüyorum. Giresun meydanından söylüyorum. Sen beşli çetelere dolar buluyorsun. Beşli çetelere avro buluyorsun. Beşli çetelere para buluyorsun. Fındıkçıya gelince parayı nereden bulacaksın diyorsun. Onlardan alacağım, söke söke alacağım ve size vereceğim. Çünkü iktidar istiyor musunuz? Halkın iktidarını istiyor musunuz? Mazlumdan, garipten, gurebadan yana olan bir iktidar istiyor musunuz? O zaman sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanmadan önce elimizi vicdanımıza koyacağız. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceğiz. Kul hakkı yüce yaradan en büyük günah diyorsa, malı götürene, hırsızlık yapana, yolsuzluk yapana, tüyü bitmemiş hakkını yiyene oy vermeyeceğiz. Söz mü? Söz mü? Şu yukarıdakiler benim sözümü duymadılar galiba. Söz mü? Söz mü? Bay Kemal'in size sözü, kul hakkı yiyenleri asla affetmeyeceğim. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Ya Allah aşkına bu milleti kuru soğana bile mahkum ettiler ya. Kuru soğana bile. Çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Şimdi hangi iftiraları atacağız diye gözlerinden öpüyorum onu. Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Yok terör, yok şöyle, yok böyle, yok şu örgüt, yok şunu yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin. Yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Teröre karşı ortak mücadele edeceğiz. Bunu hepinizin bilmesini isterim. Allah'ın yarattığı bu güzel dünyada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Caddelerinde, sokaklarında birbirimize merhaba demek istiyoruz. Ön yargılarımızdan kurtulmak istiyoruz. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke. Artık kamplaşmadan çıkmalı. Elinoğlu büyüyor, Elinoğlu gelişiyor. Biz giderek küçülüyoruz ve gelirlerimiz düşüyor. Gençlerimiz geleceğini yurt dışında arıyor. Acaba yurt dışına gidersem işim olur mu, aşım olur mu diye. Bir müjdem daha var size. Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Bütün köy okullarında öğretmenler olacak. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Hiç endişe etmeyin. Köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi olacak. Aynı zamanda veteriner olacak. Veteriner hekim olacak. Aynı zamanda teknisyenler olacak.
onların aylıklarını öğretmenin aylığını nasıl devlet ödüyorsa onların aylıklarını da devlet ödeyecek. Onlar size hizmet edecek, sizin için çalışacak, sizin için üretecek. Dolayısıyla toprağın bereketli olmasını onlar sağlayacaklar. Bundan da bütün arkadaşlarımın, bütün dostlarımın, bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. Müsaade ederseniz şu gözlüğümü çıkarayım. Mühendis, mimar, şehir plancıları ataması yapılacak. İşsizlik bütün kötülüklerin arasıdır. İşsizlik bütün kötülüklerin arasıdır. Bir anneyi, bir babayı düşünün. Boğazından kesip evladını okutuyor. Üniversiteye gönderiyor. Eğer bir geliri yoksa, eğer iş bulamıyorsa o evde huzur yoktur. Sözüm söz, her eve huzuru getireceğim. Sözüm söz, her eve bereketi getireceğim. Sözüm söz, Türkiye için çalışacağım. Ekrem Başkan'ın güzel bir sözü var. Ne diyor? Her şey. Arkadakiler, sesim geliyor mu bilmiyorum. Her şey. Kafede oturanlar var. Onlara da buradan selam gönderelim. Yeriniz güzel. Yağmur da yok. Ama bu bereketli yağmur bu topraklara bereket getirecek. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize huzurlu ve güzel bir Türkiye diliyorum. Her şey. Emin olun her şey çok güzel olacak. Ve bu ülkeye baharlar gelecek. Hiç unutmayın. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok hızlıca milletvekili adaylarımızı buraya davet etmek istiyorum. Hızlıca gelsinler. Buyurunuz. Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun. Giresun Milletvekilimiz Necati Tığlı, Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazdaka, Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü Eski Bakanımız Erdoğan Toprak, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcılarımız Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Emine Gürüzer Karaca, buyurun lütfen. Ordu Milletvekilimiz Mustafa Adıgüzel. Buyurunuz lütfen. Çok yağmur yağıyor. İsimlerinizi beklemeyin değerli yöneticilerim. Sağ olun. Emine Gülizar Emecan. Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç. Gülyalı Belediye Başkanımız Ulaş Tepe. Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya. İl başkanlarımız da lütfen gelsinler. Giresun İl Başkanlarımız, Millet İttifakı'nın İl Başkanları, milletvekillerimiz, kusura bakmayın isim okuyamıyoruz. Çok yoğun yağmur var. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz.